Kanta kurban olayım. Ne zorunlu olacak? Sular geldi de sen yıkanıver diye kaldırıver. Ben başlarım şimdi senin suyundan. Sirkeri, sen benimle dalga mı geçiyorsun? 10 gündür suyun yüzüne hasret kaldık. Sibek kafalı karı. Amanın koşun. Suları dolduralım. Geldim döndü geldim. Koşun koşun. Kanta kalk kurban olayım banyoya. Hadi. Allah suyunu canın alsın inşallah. Şırıl akıyor. Aman şimdi bırak şırıltıyı zırıltıyı. Elini çabuk tut. Kantar yıkanmaya giriyor. Hadi çabuk. Tamam geliyorum. Amanın kantar. Kalktın mı şekerim? Silseli karı. Allah! Ay! Ay! Önüne baksana lan silseli karı. Aa, suya bakmaktan size bakmaya vakit mi var? Başlarım şimdi senin suyundan ha. Size de yaranılmaz ki zaten bir türlü. Çok konuşma, çok konuşma. Şimdi yersin çünkü köpek karı. Ama sinirlen bak Hasan. Aman kurbanım konuşmayı bırak hamama gir hadi. Lan siz de benim hamamımla bozdunuz be. İşinize temiz gidin diye söylüyoruz can. Şimdi başlarım senin temizliğinden ha. Canım bırak. Karışma bana. Karışma. Aman yürü. Oh koşu kanat ebemişler su gibi aziz oldu ya. Akıyor sular. Allah yaradana kurban olsun ya. Sabun yedin ha. Oh aman. Suya bak yaradana kurban olayım. Allah. Allah. Ne gülüyorsun lan tabrak? Ününü çıkarın seni. Ben size mi gülüyorum? Kime gülüyorsun? Gılınıza gülüyorum. Gösterin ben sana gılırımı. Sen git babanı da alayım. Serseri, terbiyesiz köpek. Nuriye sen niye gülüyorsun? Aman kantar. Şu haline bak. Sen de görsen sen de gülersin. Şimdi sana da başlarım ha. Nuriye 40 yılda bir banyo yapalım dedik sular kesildi. Kantacığım o senin kendi kısmetsizliğin. Kes! Benim kısmetsizliğimmiş. Milletin kısmetsizliği. Susuzluktan insanları öldürecekler. Kafanıza çal bari. Gene tersiğin üstünde. Aman kanta bırak şu kızı uğraşmayı da sorma da şu yumurtanı ye canım. Ay Allah! Boğazımda kaldı. Şuna bak yumurtaya bak. Kuş yumurtası gibi. Neydi o eski yumurtalar? Sahi kanta ne oldu bu tavuklara? Ne olacak? Onlar da kışlarına zam koydu.
Döndü kız, dün akşam seni rüyamda gördüm, sarmaş dolaştık. Kıçın açıkta kalmıştır yine. Gel içeri gel. Yok yok. Dur ben kahvaltımı getireyim sana. Nuriye, boyuna dıkınıyorsun. Bu soluk al be kadın. Allah kantar. Ne demiş atalarımız? Can boğazdan gelir demiş. Ha, ye 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 de can boğazdan nasıl çıkarmış bir gör bakalım. Sonra da zayıflayacağım diye hamamlarda telle dur gari. Özel şoförünüz Osman geldiler. Siseri aklınca benimle alay edecek. Neyse neyse. Nuriye, ben geliyorum. Bana bak, akşama geç kalacağım, merak etme. Şey Kantar, bir şey diyecektim. Bizim kızın vaziyeti... Çok konuşma kadın, ben geliyorum. Neyi ne zaman konuşacaksın örgen? Ver ver şapkemi ver. Hadi hadi. Bir bir. Kıvrak ol, kıvrak. Hadi Allah'a ısmarladık Nuriye, hadi hadi. Hadi güle güle Kantar. Lan çantamı hana, Osman'la karıştırıyorum, gel mi? Aa, hiç işim yoktu da. Yürü köpek serseri. Lan oğlum, makam şoförü değilsin, elini indir. Anladın mı? Anladım efendim. Lan lalbali, niye gülüyorsun lan? Ben esasen gülmüyorum efendim. Şakıyam, bülbüle gülüyorum. Sen bir sus. Bu şakım yok, Tiyecan Hanım şarkı söylüyor. Hadi yürü. Başüstüne efendim. Sevgilim, güzelim, Selvi boynum, müsaade edersen işime gidebilir miyim? Allah'a ısmarladık bir tane. Teşekkür ederim yavrum, teşekkür ederim. Ayamanın başı, ayamanın. Ben her sabah bu kadının sesini dinlemeye mecbur muyum? Döndü, döndü. Ne oldu hanımcığım? Amanın ne olacak, bu Tijan beni çıldırtacak. Aman hanımcığım, sen çıldıracağına Tijan Hanım çıldırır. Sus kız, birileri konuşup durma. Nasıl çıldıracakmışsın Tijan'ı? Şuna baksana nasıl ciyak ciyak bağırıyor. İlle de opera şarkısı söyleyeceğim diye tutturmuş. Bak şimdi ben ona ne yapacağım? Ne yapacaksın kız? Sonuna kadar açtım, iyi mi? En iyisi şarkıyı sonuna kadar söyleyip Tijen'i çatır çatır çatatım. Gel ben. Gel 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 gel. Emreşe yolları var, bana baba benim yarim var. Radyosunu sonuna kadar açtı. Hem seni hem beni deli etti. Ah çok affedersin şekerim. Ne yaparsın? Terbiyesiz işte. Önemli değil canım. Ben çalışırken hiçbir şey duymam. Hiç sinirlenmedim de. Sen sinirlenmedin, iyi öyleyse. Ha Tijancığım, şimdi aklıma geldi. Öğleden sonra İskambil Konkeri Partisi'ne gideceğiz değil mi? Evet. Yalnız önce derneğin toplantısı var. Ondan sonra da Konker Partisi. Neyse tekrar özür dilerim şekerim. Sonra görüşmek üzere Tijen'cim, hoşça kal. Kadın delirdi. Gördüm, gördüm.
gözlerin yuvalarından fırlamış. Bölge ne kadar çok yüz veriyorsun Nuriş. Utanmadan yalan söylüyor. Ne olacak görgüsüz, aptal, salak Nuriye, cahil Nuriye, sonradan görme. Katip, acele gel oğlum. Kahvemi söyle çabuk. Baş üstüne. Günaydın efendim. Günaydın. Bu Alman şirketinden telefon ettiler değil mi? Ettiler efendim. Öğleden sonra saat 3'te burada olacaklar. Bu faturaları da gönderdin. Gönderdim efendim. Tavsiye mektubu geldi. Bir bağlım bana. İçeride odada efendim. Müsaade ederseniz gidip getireyim. Git getir. Allah Allah. Bıktım bu tavsiye mektuplarından. Her önüne gelen beni tavsiye eder lan. Ben imalathane miyim be? Tavsiye mektubu. Bir bağlım. Buyurun. Rüci derim. Şöyle buyurun efendim. Şöyle geçin. Rüci derim. Şöyle çönün efendim. Çönün. Tavsiye mektubunuzu koyabilir miyim? Hay. Buyurun. Teşekkür ederim. İlçe başkanından. Duymaktı kardeşim Kantar, size gönderdiğim sayın bayan. Yahu Dünür, yurt açılışına gitmiyor muyuz Allah aşkına? Meşgulsünüz galiba. Rüci derim. Sizi tanıştırayım efendim. Bayan tavsiye mektubu. Anlamadım. Bayan tavsiye mektubu. Dünür'üm Timur Hakmen. Çok memnun oldum hanımefendi. Efendim, ismim Rüya Girgin. Ya. Çönüm, Rüci derim. Girgin Hanım, zatınıza birkaç soru yönelteceğim. Buyurun. Estağfurullah, buyurun kolayınız. Takdüle bilin mi? Görevim huzur vermektir. Sitama bilin mi? İnsanlarla iyi anlaşırım. Aha. Yabancı dil. Lüzumlu yerlerde yeteri kadar. Diplomanız? Hayat okulu. Anlaşıldı. Siz yuva da yıkarsınız değil mi Girgin Hanım? Ha? Neyse. Bu tavsiye mektubuna göre işe kabul edildiniz. Fakat bazı küçük bir ricalarım var. Maaşınız 3500 lira olacak. Katibe korunmayacaksınız. Dünür'e korunmayacaksınız. Bana hiç korunmayacaksınız. Maaşınız ödenecek. Her ay başında zarfta evinize kadar takdim edilecek. Şimdi efendim sayın başkanımıza en derin saygı ve selamlarımı iletin, size de güle güle. Allah'a ısmarladık, çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle hanımefendi. Çok memnun oldum efendim. Allah'a ısmarladık Katip Bey. Hey, uyanın! İçine düşeceksiniz lan! Yok canım, ne münasebet, sana öyle gelmiştir Allah Allah. Hani fena da değildi kızcağız. Ümümü sıkarım senin sirteri. Sen beni tanımıyorsun galiba. Tanımaz olur muyum efendim? Siz avrat sekreter kullanmazsınız. Kullanmam tabii. Avrat çalıştır, sonra da işleri karıştır. Hadi canım, açılışa gitmiyor muyuz Allah aşkına? Gidiyoruz. Bu Almanlarla anlaşırsak iyi bir fabrika kuracağız. Ne fabrikası bu Dünürcüm? Band fabrikası. Ne bandı? Bildiğin keyif bandı, gibledi gibi satılıyor. Her yerde, evlerde, dolmuşlarda, her yerde band. Bir de fabrikayı kurar, ithalatı da yasaklarsak, o zaman gari sen parayı kur. Vallahi Dedircim, hiç aklıma gelmezdi bu. Aklımıza gelseydi, nöri kantar olurdunuz siz de. Aferin Katip. Ha, Günür, bu Almanlarla sakın Almanca konuşmayacaksın. Neden ya, benim Almancam çok iyidir. Biliyorum ama sen İngilizce konuşacaksın. Senin Almanca bildiğini bilmeyecek. Hiçbir şey anlamadım doğrusu. Dünür, benim glibik Dünür. Sen adamlarla İngilizce konuşacaksın. Onlar da biz anlamayalım diye aralarında Almanca konuşacaklar. Böylece hakkımızda ne konuştuklarının kolayca örgeniriz. Pes doğrusu. Korkunç bir zeka. Kardeşim, bizim memleketten iki şey ihraç olur. Biri bastırma, biri de zeka. Evet efendim, evet. Atalarımız öyle de. Sus, köpek.
Çok mühterem arkadaşlar. Bu yurdu hizmete açarken küçük bir hizmette bulunduğum için mutluyum. Gençlere ve memlekete hayırlı olsun. Ciderim, siz buyurun. Ciderim. Sevgili arkadaşlar, önerilerinize teşekkür ederim. Ev Köpeklerini Koruma Derneği olarak yapılacak Garden Parti'nin hazırlık çalışmalarını bitirmiş bulunuyoruz. Affedersiniz. Hani özel işlerinize karışmak gibi olmasın ama benim de bir öneri teklifim vardı da. Bir dakika Nuriş'cim. Derneğimizin üyesi olmadığın için konuşup konuşamayacağını oya koyuyorum. Efendim, misafirimiz Nuriye Kantar hanımefendinin konuşup konuşamayacağını oya koyuyorum. Kabul edenler? 1, 2, 3, 4. Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir. Buyurun Nuriye Hanım. Şahsıma karşı gösterdiğiniz hüsnü simpatiye teşekkür ederim. Efendim, öneri teklifim şu. Garden Parti balosunda mutlaka Alaturka da bulunsun. Ama nasıl olur Nuriş? Alaturka. Ha, oya koyunuz sayın başkanım, oya. Ya vollmeine Herren, es ist möglich. Der Transport ist für alle sehr wichtig. Sehr wichtig. Wir können auf diesen Profit nicht verzichten. Nakliyi biz yapalım diyorlar. Hayır efendim, onlar yapsın ki biz de mesariften kurtulalım. Olur mu lan öyle şey? Siz her iyi, ben yapacağım nakliyi. Zaten onlar da nakliyi biz yapalım da kar arttıralım diyorlar. Havucunu yalasın, hava alır. Bitte, ich meine, dass wir auf den Transport auf jeden Fall bestehen sollten. Danke. We insist on the transport. Ne diyor, ne diyor? Canım aynı iş işte. Nakliyi biz yapalım diye sana diyor. Nakliyi yapacaklarmış. Şimdi beni dinle ve söylediklerimle lütfen tercüme et. Affedersiniz. Excuse us. Bu nakliye işini bizzat Almanya'dan kamyonlarla ben yapacağım. They would like to make the transport business with their own lorries from Germany to Turkey. German, Turkey. German. I'm sorry, just a moment please. Was haben die Herren gesagt? Sie wollen den Transport alleine übernehmen. Sie wollen das selbst machen. Nein, das ist unmöglich. Ja. Nein, diyor kardeşim bunlar ya. Günürcüm, şimdi bana bak, ben numaradan kızgınlık gösteriyorum. Sen benim söylediklerimi tercüme et. Kontratı feshedeceğim. Fabrikayı da İtalya'dan gemilerle bizzat ben kendim getireceğim. Lütfen şimdi bunları söyle. Das ist unmöglich. Now, if you don't accept, they will cancel the contract and they will buy all the goods from Italy. Was war das mit Italien? Mit Italien? Oh, entschuldigen Sie bitte. Sie wollen den Vertrag mit Italien machen. Oh mein Gott, nein. Junge, bak nasıl yumuşadılar dinliyorum. Almanlar sözüm ona Almanca konuştular. Bütün foyalarımı öğrendik. İlahi Kantar. Ya iyi bir tahsil görseydin ne olacaktı? Onu çok merak ediyorum. Ne olacaktı Günür'üm? Kat sayısının artmasını bekleyecektik. Adamları iyi atlattık değil mi efendim ha? Atlatmadık lan. Kazıkladık. Hep onlar bizim Almanya'daki işçileri kazıklayacak değiller ya Dünür'ü. Biz de kazıklayıverdik. Ela buyurun kanser niye seseleri? Kime... Abidesiniz. Siz misiniz? Gribik seninki. Yalan. Geliyor Tijan Hanım, geliyor. Efendim karıcığım, emret sen mi boylum canımın içi sultanım benim, söyle ruhum bir tanem. Efendim, evet bir toplantımız vardı karıcığım, Almanlarla. Timur, sormadım sana kimin olduğunu. Öğlen hem eve gelmedin hem de telefon da etmedin, onu öğrenmek istiyorum. Şekerim, şeye gittik, şeyle beraber, Kantar'la beraber orayı açtık da ondan sonra gelemedim ya. Kantar'la mı? Tamam, kısa kes. Bak Timur, akşama tam zamanda evde olacaksın. Diyecek kapama, taralara atıl. Timur, bir dakika, Nuri Bey'i versene. Al canım, belki konuşacağın vardır. Elbette bizim de söyleyecek bir şeylerimiz vardır Tijen'cim. Alo. Sen misin Kantar'cım, aslanım? Ha, evet, oynuyoruz. Ha, hepsini üttüm. He ya, hep ben kazandım. Ama kızma, şikerim. Yok, sana demedim Kantar'cım. Tijen'e dedim. Bitirdim diye kızıyor da. Aferin Nuriye, çok iyi yapmışsın. Tamam, çok konuşma. Konuşma dedim be! Hadi konuşma, güle. Ah, bir gün de ben senin gibi tişerle böyle konuşabilsem. Sen konuşamam, glibik. Kafamı kızdırma, bir gün kazak olurum ha.
Atma diyeni debreli Timur. Kızdırma beni, yaparım dedim, anlaşıldı mı? Yürü yürü yürü, karnım acıktı, gidelim. Atalarımız ne demiş? Aç ayıl oynamaz demiş. Allah Allah. Lan terbiyesiz. Alınıyorum, güceniyorum deme lan. Sirseri. Neyse dünürüm. Heva güzel. Çiftlik lokantasında yemeğimizi yiyelim. Vazgeç Nuri'cim, vazgeç. Şimdi bütün politikacılar orada yemektedirler canım. Öyle mi? Biz de gidelim de belki bize de teşebbüt miktarı politika bulaşır. Buyurun Iskandar beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Merhaba efendim. Buyurun efendim. Buyurun. 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 Beyefendi, bizleri bayağı korkuttunuz. Gelmeyeceksiniz sanmıştık. Antar söz bir değil mi gelir? Iskandar Bey, kararınızı öğrenebilir miyim? Bizi merakta bırakmayın. Sayın arkadaşlar, kararımı bildim. Partinize giriyorum. Bendeniz söylemiştim Hakkı'cığım. Kantar Bey, partimize katılmanıza Sayın Başkanımız çok sevinecekler. Sayın Nuri Beyefendi, kararınızla partimiz büyük bir güç kazanacak. Temelcüğümüz. Yahu Kantar, benden ne diye sakladın ha? Saklarım kardeşim. Politika bu. İyice dartacaksın. Darttık ve de kararımızı bildik. Şimdilik sayın basınımıza açıklama yapabilirsiniz. Şimdi anladım bu yurtları açmanızın sebebini. Kısmette bu da varmış efendim. Şimdiden tebrik ederim. Lan neyi tebrik ediyorsun? Milletvekilliğinizi. Çok konuşma. Aman inanın, milletvekili mi olacaksınız? Allah Allah! Ulan göğsünde bir cepti mi görürsün günü? Önüne bak serseri. Öf. Ulan daha milletvekili olmadan öbür tarafı yollayacak bizi. O da heyecanlandı efendim benim gibi. Oh, sirseri. Neyse geçmiş olsun. Neyse dinliyorum. Bu akşam biz de toplanalım da şu politikaya atılışın bir kutlayalım. Olur canım. Tijen'cim Allah'a ısmarladık şekeri. Güle güle Nuriş. Affedersiniz hanımefendi, size birkaç sorum var. Bana mı efendim? Sana de, herhalde bana. Buyurun sorun. Bugün Sayın Kantar basınımıza milletvekilliği için adaylığını koyduğunu açıkladı. Tijen duydun mu? Kantar mebus olacakmış. Esrah mı? Evet hanımefendi. Sayın Kantar'ın bu kararını nasıl karşıladınız acaba? Bir dakika efendim. Teşekkür ederim. Kocamın işlerine pek karışmam. Öyle karar verdiyse öyledir. Kendisini her zaman destekler. Bir dakika rica edeceğim. He. Gel diyeceğim, gel hele gel. Olur kardeşim, olur. Benim ağrım. Merci. Nuriye. Git. Damadım. Sağ ol. Adem bir. Buyurun efendim. Al bakalım. Haydi. Politik hayatına atılmam şerefine kadeh kaldıralım. Şey memleketimiz için hayırlı olur inşallah. Şerefe. Senin de başarılı şerefin. Hey, Lalil Bali! Sen ne mi içiyorsun lan? Buyurun bakalım, daha şimdiden ayrım yapmaya başladık. Biz seçmen değil miyiz? Tabii! Buyurun şişeyle için hakkınız, öyle değil mi? Buyurun için! Çıkın lan karşımdan, seçeri! İnşallah kazanamazsın! Babacım, politika size göre değil. Ama neden Nur, niye istemiyorsun? Kızım, bu devlet kuşu herkesin başına konmaz. Babanla gururlan. Bak Nuri, şimdiden nasıl o havaya büründü? Aa tabii Tijen'cim. Ne demiş atalarımız? Her at sahibine göre kişner. Efendim, doğru dedi. At sahibine göre kişner. Öyle değil mi Timur? Didirim, attan ata fark var ama değil mi? Fakat büyük at güzel diyen mi? Ne atı Nuri Bey? Ne atı olacak Tijen Hanım? Tavsiye mektubu. Güzel bir sekreter.
Görecektin Tijan Hanım. Dünürüm kızın elini öperken böyle uhu gibi yapıştı, muah kaldı. Dur! Karıcığım, nezaket. Hiç öyle nezaket olur mu? Neredeyse karnının içine düşecektin. Aa, nezaketin bu kadarı fazla. Ben sana iyice gösteririm. Ama karıcığım, inan ki. Babacığım, yani aşk olsun. Ne vardı söyleyecek? İlle de bir muziplik yaparsın. Biz büyüklerin işlerine karışmasak iyi olur hayatım. Ne demek Timuçin? Canım şaka yaptı. Annemin de babama bu kadar kızmaya hakkı yok yani. Erkek değil misiniz? Tabii birbirinizi kollayacaksınız. Kadın değil misiniz? Şimdi de biz başlamayalım. Nur, kendine gel. Başta da ben sana gösteririm. Ben öyle glibik damat istemiyorum. Kocana öyle zartut gitme. Sağ olun babacığım. İyi ama damat bey oğlum. Nur da pek haksız konuşmadı hani. Lan Nur ya, bir de sen başlama şimdi. Bravo baba. Daha şimdiden politikaya başladınız. Hoşça kalın. İyi geceler. Nur, sevgilim, hayatım, bir tanem. Bu basının modeli, damat değil, glibik. Oh. Şükürler. Aman aman, şimdi sen esastan mebus olursan ben çok utanacağım. Yüzüm yere gelecek. Neden Nur ya? Ama nedeni var mı? Koskoca mebus karısı, bir ilk mektep diploman bile yok. Bir ilk mektep diploması alsam. Aferin Nur ya, bak bunu iyi düşündün. Bana bak, sen ilk mektep 4'e kadar okudun diğer mi? He ya. 4. sınıfa kadar gitmiştim Gantar. Güzel. Hemen ilk mektep kurslarına başla Nöriye. Ama gündüz kurslarına gitmem Gantar. Neden Nöriye? Ama sonra Tijen görür, herkese de söyler. Döndüğü de koçur. O da senin gibi 4'e kadar okudu. Beraber şehadetname alırsınız. Hem çok iyi olur. Böylece dedikodu da olmaz. Şey, Gantar, aklıma geldi. Sana bir şey soracağım ama kızma. Şimdi sen esaftan mebus olursan gazetelerde resmi çıkar değil mi? Çıkar. Niye sordun Nöriye? Hani diyecektim ki birkaç tane gavurca kelime öğrensen de gazetelerde yabancı dil konuşmasını biliyor diye yazsalar. Öferim ona Nöriye. Kantar'ın karısı oldun nasıl da belli. Baba bak şimdi gazeteler ne yazacaklar? Har biyografinden bahsedecek. Tahsili özel. Bildiği yabancı diller az Almanca, az İngilizce, çeyrek Fransızca. Oh, ya Allah, yine başladın böyle ağzını burnunu kıvırmaya, ne güzel unutmuştun. Aman kadın, ağzımı burnumu kıvırdım yok, sana öyle geliyor canım. La havle, ya çekme lan, çekme lan kadın. Çekme! Yo, bana bak, her akşam yorgan kavgası mı edeceğiz be? Ne bağırıyorsun Gantar? Her gece iki karış yerde yatmaya mecbur muyum? Koskoca kadın. Kadın, ünlü mü sıkarım seni? Her akşam yorgan arkana tıkmıyor mu? İyi ya, hepsini kendin yap. Bağırma bağırma, sisari ükele. Yarısı senin olsun işte. Yat, zıbar oraya, hadi. Gantar! Gene ne var be? Pek rüyala şikerim. Sana da ne rüyam? Hay Allah! Ne hal Nuriye? Eşeğe binmiş nereye? Yoksa geldiği yere mi? Tijen'cim, bu eşek Kantar. Nöğrü Kantar'ı eşek yaptım, yulan da elime aldım. İnanmam Nuriye, Kantar bir eşek olamaz. Oldum Tijen Hanım, hem de eşek oldum. Eşek konuştu. Nuriye nasıl oldu? Aman Tijen'cim, ben tatlı cadı oldum. Aman Nuriye'cim, sen olsan tatlı değil, acı cadı olursun.
Ya öyle mi? Gördün mü Tilcan'cığım tatlımı acımı? Çüş Antar! Ne oluyorsun canım? Küçücük köpekten korkulur mu? Senin canın sopa istiyor galiba. De! 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 Allah! Allah! Çüş! Ay ay Allah 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 kahretsin seni karı. Ümümüz karı senin. Benim. Aman. Allah canını almasın senin. Öküz kafanı karı. Lanet karı. Kafana başlarım şimdi senin serseri lan. Üstümde ne arıyorsun? Öldürecek misin beni serseri? Benim. Amanın şimdi anladım. O ağız burun kıvırmayı. O büyücü cadı karıya imrendin. Değil mi? He? O smetana mıdır nedir? Serseri. Lan baba. Onlar ya televizyonda olur ya da uryada olur. Esasın ümünü sıkarım seni. Konuşma. Ay benim. Oy. Değil mi hanımcığım? Ben de gece yarısı Gantar Bey niye bağırıyor diye merak ettim. Sonra Tilcan'ı da süs köpeği yapılır. Değil mi? Amanın Tilcan Hanım'ı süs köpeği gibi görmek isterdim. Amanın bana bak kız döndü. Dünyada köpek görmek nedir acaba? Aman hanımcığım, köpek çok iyidir. Bir kısmete konacak Tilcan Hanım. Amana kısmet mi? Kalk Tilcan'a müjde vereyim. Çekil önümden gözü kör olmaya sıca. Amanın seni yüzden bıçağı da unuttum. Dur çekil. Amanın dur. Güle güle. Hayrola Nuriş, sabah yine Kantar Bey mi haşladı? Yok Tilcan'cığım, Kantar'ın haşlaması da taşlaması da tatlıdır. Seni çok heyecanlı gördüm de, geç içeri, geç. Olma Tilcan'cığım, sana bir müjdem var. Bu gece rüyamda seni gördüm. Büyük kısmetmiş, şey olmuştun, hani nasıl derler... Dur bir şey söyleme, önce elimle sana bir sabah kahvesi yapayım, hem içer hem anlatırsın. Şekerli içiyorsun değil mi Nuriş? Şekerli olsun şekerim. Peki Nuriş. Nuri! Ay efendim! Aptal Nuri! Salak Nuri! Cahil Nuri! Amanın! Bana mı dedin? Evet! Görgüsüz Nuri! Terbiyesizler! Kahveniz kafanızda paralansın! Allah kahretsin! Şükür olmaya sıcak! Nuriş! Nuri! Ne oldu sana? Nereye? Nereye? Salak Nuri! Aptal Nuri! Eyvah, mahvoldum! Buyurun efendim. Kuşçu bey kardeşim, mukallet bir kuş istiyorum. Anlamadım efendim. Canım, konuşan bir kuş istiyorum. Ha, papağan demek istiyorsunuz. Ama kardeşim, konuşsun da ister saksağan olsun, ister papağan olsun. Efendim, yeni gelen bir papağanımız var. Fransızca, İngilizce, yamyamca bilir. Amanın kuşçu bey kardeşim, ben tercüman istemiyorum. Benim öğrettiklerimi söyleyecek bir kuş istiyorum. Tamam efendim, işte bu papağanı alın. Bu kaç kuruş? 5000! Amanın! Ben de başka bir konuşu zannettim. Fiyatını kendi söyledi. Ah canım! Ay ben de aldım gitti. Lan Kerim! Partiye çeki götürdün değil mi? Evet efendim götürdüm. Yarın sizi bekliyorlar parti binasından. Peki çeki alınca partide ne yaptılar? Artık orasını siz tayin edersiniz. Oğlum bunlar hep yatırım. Anlan değil mi? Ama konuştu. Canını seveyim durmuş. Ah Nele, akşama bunları da dekantar amcana, emin canım. Ah kurban olayım sana. Ah canım benim. Ah güzelim benim. Amanın nelerde konuşuyor. Ah! Kantar! Dur hele bak ne aldım. Kantar! Amanın kaçırdık. Neyse akşama dersin bunları, emin canım. Durmuş, hadi konuş. Hadi durmuş. Hadi canım, hadi şekerim. Hadi konuş lan. Hadi yavrum. Canım benim. Hadi bırak inadı. Hadi konuş sana lan. Dur kız dur. Öfkelendirme şunu. Durmuş. Aslandırmış. Hadi de.
Kalah diyeceksin, uzun diyeceksin, mükela diyeceksin. De aslanım, hadi de. De. Hayır. Ne arıyorsunuz lan? Aman Kantar, aklımı başımdan aldın canım. Senin de akıl var mı ki? Ne arıyorsunuz dedim. Hiç. Durmuşu okuma konuşma öğretiyoruz. Hadi oradan sarsakla. Evvela kendiniz öğrenin de ondan sonra. Nuriye bu nereden çıktı? Aman Kantar, bugün neler oldu neler. Tice'nin bir papağan kuşu var ya. Bana hakaret etti. Terbiyesizlendi. Bir görecektin. Lan kadın delirme lan. Bu kuş hiç öyle şey yapar mı? Bu kuş. Aa, niye öyle diyorsunuz beyefendi? Sahibi öğretince bu kuş da neler yapar? Siz de aklınızca ona konuşma öğretip intikam alacaksınız değil mi? Yanmayacakmışım Kantar. Bugüne kadar hiç bu kuş bana hakaret etmedi. Hus, konuşma. Terbiyesizlenme. Ne oluyorsunuz ya? Ayıp be. Akraba arasında kuş yüzünden dargınlık mı olurmuş hiç? Kuş beyinliler. Yavru papağana ben öğretmedim ki. Peki öğretmediğinizi nereden biliyorum bu sözleri? İşte ben de ona şaşırdım. Ben sizi bilmez miyim anneciğim? Kayınvalideme sinirlenince ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Ondan sonra da papağan bu sözleri duyuyor, ezberliyor tabii. Aman Timo, sinirlendirme beni. Haksızsınız anneciğim, haksızsınız. Gidip kayınvalidemin gönlünü alıp özür dileyeceksiniz kendinde. Buyurun anneciğim. Sağ ol güzel kızım. Anneciğim ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bilmem ki Nur, o kadar üzgünüm ki. Hep papağanın münasebetsizliği. Öyle oldu. Ben de götürüp papağanı hemen sattım. Neyse anne. Geçenleri unutup mutlaka kayınvalideme gitmelisin. Tabii gider. Bir kuş yüzünden kırgınlık olacak değil ya. Gerçekten çok üzüldüm. Ben de anneme durumu izah ederim. Fazla konuşma! Sinirlendirme beni! Annem çok üzgün. Şimdi de anan oldu değil mi? Kızma anneciğim, ne diyeyim yani? Ne diyeceksin? Kaynanam değil, anneciğimmiş. Peki, peki öyle söylerim. Anneciğim, biraz sonra kayınvalidem özür dilemek için ziyaretine gelecek. Ay hiç gelmesin. Katiyen konuşmam. Kim bilir kafasında neler vardır onun. Anne bu kadar kötü düşünmesene. Ay yok canım. Hep ben kötüyüm, senin kaynana pırlanta. Ama içinde hiçbir kötülük yoktu. Ya, kötülük yoktur da onun için sağda solda dolanıp... ...ne öreyim ne buz karısı olarak görmek isterim diye gülüp söyleyip alacaymış benimle. İnanma anneciğim, dedikodudur. Mebruke Kara dedikodu yapmaz. Bak anne, dediğimi yapmazsan karnımdaki çocuğu ölü gör inşallah. Sus kız, tövbe de. O ne biçim laf öyle? Bir torunu baba fazla mı görüyorsun? Kuşun kafesi temizlendi. Bu ne döndü? Kuş. Papağan kuşu. Anne, yani bu kadar olur, intikam mı alacaksın? Ne anlayacakmışım? Ne demiş atalarımız? Çalma kapını, çalarlar kapını. Anne, çok ayıp olur. Ya. Kaynanan yapınca ayıp olmuyor ama. Ölümü öp kaldır şu kuşu ortadan. Şimdi annem gelecek. Durmuş Tijen Hanım geliyormuş. Hadi konuş yavrum, hadi canım, hadi. Uzun Tijen, sarık Tijen, kabak Tijen. Ah canım. Kaldırın şu kuşu ortadan. Döndü, yalvarırım, kaldır şu papağanı ortadan. Hadi. Hadi canım. Annem geldi. O hadi rezil oldu. Hadi rezil durmuş. Olma. Konuş. Şimdi hadi. Ben kaynananla barışacağım. Ama Durmuş benim intikamımı alacak. Koş, git git, koş kapıya bak. Koş koş. Çok affedersin Nuriş'cim. Hoş geldin. Tijen'cim şöyle geç buyur canım. Otur, otur hele. Otur. Heh. Nur sen niye ayaktasın? Oturunca biraz rahatsız oluyorum. Malum ya. Aa, anladım bebek. Nuriş, üç gündür bayağı özledim seni. Aa, ben de şikerim. Tekrar özür dilerim, o münasebetsiz kuşu sattım. Aman canım, benimki bir öfkeydi, geçti. Kuşun münasebetsizdi. Böyle düşündüğüne sevindim. Kuş aklı. Ne demişler? Kuş beyinli. Nur, otursana kızım aman. Anneciğim, biliyorsun bebek. İsrar etme Nuriş. Belki torunum öyle istiyor. İnşallah oğlumuz sıhhatli doğar. Yani kızımız. Kız veya oğlan. Şimdiden belli olmaz ki. Bizim temennimiz yavrum. He ya, kayınvalidenin temennisi. Kızım yeter artık. Ha bana fenalık geldi. Ay otursana şuraya canım. Üzme anneni. Otur. Oturuver yavrum. Nuriş, sen de mi papağan aldın? Şey canım, Kantar'a hediye göndermişler. Öyle mi? Öyle, Tijen'cim. Konuşsana lan. Şey, size çay getirdim Ferdi. Ferdi Öndücüm bana.
Konuş lan! Konuş! Demek hediye. Konuşuyor mu bari? Şey bilmem, daha hiç sınamadık. Diyeceğim. Şey anneciğim, garden parti ne zaman olacak? Bu hafta sonu. Hem de çok sürprizlerimiz var. Ha, Alaturka da var değil mi diyeceğim? Var Nuriş'cim, var. Yanlış durduk galiba. Partiye gitmeyecek miydik? Lan oğlum, toplandığımız burada. Sauna hamamında mı? Evet oğlum, hem ter atacakmışız hem de işleri konuşacakmışız. Bak bak, eskiden karılar hamamı vardı, şimdi de ilçekler hamamı oldu. Sen bekle oğlum, beni bakayım. Başla efendim, emredersiniz. Recai baba bak, senin muhalefet konuşuyor. Konuşsunlar Nuri Beyciğim, biz seçimlerden sonra konuşuruz. Seçim bölgesine ne zaman hareket ediyorsunuz? 10 gün sonra. Ön seçimi kolay kazandınız Nuri Beyciğim. Ne yapalım Recai'ciğim, ensemizde kesemizde kalın maşallah. Kantar Beyciğim, seçim nutuklarını hazırladınız mı? Nutukları ben mi hazırlayacağım? Tabii siz hazırlayacaksınız Nuri Beyciğim. Bölgenizi siz tanıyorsunuz. Sonra nutuklarda bol bol vaat edeceksin. Korkma, vaat et. Yo, yapamayacağım şeyi vaat etmem. Vaat et kardeşim, korkma, çekinme. İlle de yapmak zorunda değilsin ki. Peki. Ya. Öyle olsun, ne yapalım? Hadi buyurun terlemeye, muhalefetten önce girelim. Nuri Beyciğim, fazla terlediniz. Ne yapalım kardeşim, politika kazanı bu. Adamı terletiyor. Hadi soğuk havuza, hadi. Öyle mi, buyurun. Dondum. Hay. Ananın milletvekili olacağım diye bunlar çekilmez ama ne yapalım? Politika hastalık Allah! Gecektik galiba. Abi neredesiniz lan? Kocanızdan sonra eve gelinir mi? Sirterler. Şey Kantar. Mektepten geliyoruz. Şuna bakın ne yiyor. Hadi sofraya kurun, karnım acıktı. Şimdi hazırlarım efendim. Bugün çok yorulduk Kantar. Mektepte ne öğrendin, ne öğrüyor? Söyle bakalım. Çarpım kerat çekmeli. Çarpım öyle mi? Belki 4 kere 8 kaç eder lan? 4 kere 8 mi? 4 tane 8. 4 kere 8 mi? Ha 2, 8, 16, 16, 16. 36! Kedişin ha! Sen bu kafayla gidersen askere... Aman iyi! Sen de ben alay edersin! Döndü! 5 kere 5 kaç eder? 5 kere 5! Hı! 5 kere 5, 25, 5 kere 6, 30, 5 kere 6, 35, 5 kere 7, 10, 5 kere 8, 40... Ayıp! 5 kere 9, 45, 5 kere 10, 50! Soluk al lan bir sus! Ama siz sordunuz öğretmenim! Kes konuşma, hadi git eşine, git! Aman canım, böyle sırayla sorunca ben de biliyorum. Hani böyle ara sorunca ben bilemiyorum. Nöri ya, bugün zaunada. Aman Kantar, sen de zauna hamamlarına mı başladın? Ah işte buna çok sevindim. Lan ne yapıyorsun? Hadi geç kaldık günü. Hadi. Sorması ayıp ama biz nereye gidiyoruz? Sen de üşüttün galiba. Partiye gidiyoruz Kantar Bey'i almaya. Ha Kerim, Kantar Bey deyince aklıma geldi. Biz döndüğüyle beraber bir toplantı tertip ettik. Nerede lan bu toplantı? Kantar Bey'in evinde. Nişan günümüzü kutlayacağız. Aklınızı mı yitirdiniz be? Tümümüzü kovduracaksınız. Hadi yürü. Yo, sen de diyoruz. Gelecek. Ah durmuşum. Kurban olayım, konuş. Diyeceksin şimdi gelecek. Konuş canım, konuş. Amanın. Tijer Hanım şimdi mi gelecek? Ha şimdi gelecek de elbiselerimizi almaya terziye gideceğiz. Aman Durmuş, gözünü seveyim. Canım, ciğerim konuş. Konuş da Tijer Hanım bir deliye dönsün. Hadi canım, hadi Tijen. Hadi. Uzun Tijen. Sırık Tijen. Sırık Tijen. Ükela Tijen. Oğlum Tijen. Sabak Tijen, sırık Tijen. Ay, olursa. Geldi. Amanın Tijen Hanım geldi. Koş, Durmuş, koş. Konuş. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hazır mısın Nuriş'cim? Hazırım şekerim, hazırım. Sırtıma bir şey alayım da geleyim Tijen'cim. Dön
Hadi kızım, ara sıra bizim Ayşe ile meşgul olur musun? Son günlerde biraz fazla havalandı da. Olurum, Tijen hanımcığım. Ben hazırım Tijenciğim. Aa, Nuriş, senin bu papağanın aptal galiba. Nasıl da bön bön bakıyor? Öyle mi? Ne bileyim ben, adını yanlış koymuşuz. Durmuş koyacağımıza susmuş koyacakmışız. Tijenciğim. Hadi gidelim Nuriş. Gidelim canım. Domuz. Terbiyesiz, sirkeri, konuşsan ölür müsün lan? Evet, evet. Lan Durmuş, sen insan deli edersin. Yaz! Bağırtma beni, bağırtma. Sevgili vatandaşlarım. Gerisini ne izleyeceğiz oğlum? Efendim karışmak gibi olmasın ama şöyle sandalyenin üstüne çıksanız da nutuk atar gibi konuşsanız daha iyi olmaz mı? Aferin lan köpek. Sevdim bunu. Daha iyi olur böyle bir samimi nutuk atar gibi. Evet, evet, tabii. Şu babuşları bir çıkarayım. Bismillah. Lan güzel oldun. Yaz bakalım Katip. Baş üstüne efendim. Sevgili hemşerilerim. Beni sizler yetiştirdiniz. Ben sizin göğsünüzden koparak hizmet etmek için buraya kadar geldim. Büyük fedakarlıklara katlanarak ayaklarınıza kadar geldim. Dileyin benden ne dilerseniz. Ne yazdın lan? Sevgili hemşerilerim. Lan İtonit, 1,5 saattir konuşuyorum, bir kelime mi yazdın? Affedersiniz efendim, bu İ harfini bulamadım da. İ harfini bulamamış sifferi. Yeniden yaz. Sevgili hemşerilerim. Lan oğlum hemşerileri geç, onu yazın geç. Sevgili hemşerilerim, beni siz yetiştirdiniz. Ben sizin göğsünüzden koparak büyük hizmet duyguları içinde... Ne oluyor kanka? Şş, otur oraya otur. Hizmet duyguları içinde bugün ayağınıza gel... Ya Allah aman günün sen de ya ne söyleyeceğim unutturdun işte. Şurada seçim nutku hazırlıyorduk kardeş. Allah. Doğru. Şunun şurasında seçimlere ne kaldı zaten değil mi? Ha sen niye geldin? Bak Kantar, sen bu seçim işlerinden çok fena daldın. Bugün Almanya'dan telgraf aldım. Fabrikayı kuracak heyet yola çıkmış. Çıksın. O iş kolay, hallederiz. Korkma. Fakat şu nutuk için halledemedim. Aa kolay canım. Ondan kolay. Ne var Allah aşkına? Kolaysa söyle de yazalım. Yaz Katip Bey. Çok sevgili kardeşlerim. Huzurunuza çıkmakla büyük bir şeref duydum. Bendeniz müsaadelerinizle hizmet duyguları içinde sizlere en büyük hizmeti yapmakla daha dur büyük... Dur lan dur lan dur yazma lan! Lan oğlum kağıdı aldım boşuna yazma. Kardeşim Günür sen Tijan Hanım'a mektup mu yazıyorsun yoksa seçim nutku mu hazırlıyorsun? Seçim nutku? Yahu bu tam kritik mektubu. Günür Allah aşkına zoruma gidiyor, şu kılıbık sözünü söyleme ya. Değil misin? Değilim. İspat et. Bir gün sana bunu ispat edeceğim ama. Şimdi bu toplamayı ve çıkarmayı kim yapacak? Kız indir elini, bizi görmesin. Ah niye çok kolay, ben yaparım hemen. Deli, ben yapamam. Aranızda ne konuşuyorsunuz? Dedi sana. Derste konuşulmaz. Şey öğretmenim, Nurya'nın parmak kaldırmaya utanıyor da... ...hani hoca keşke bizi tahtaya kaldırsa diyor. Öyleyse ikiniz de tahtaya. Evde sorarım ben sana. Siz de tahtadakileri defterlerinize yapın. Dur, umuru sıkarım. Öğretmenim! Bitirdim öğretmenim. Aferin Nuriye Hanım. Oturabilirsiniz. Döndüm, senin biraz daha çalışman gerek. Evde 5 sayfa toplama çıkarma yapacaksın, tamam mı? Ceza olarak. Hadi hadi kopya bildiğini söyle de için rahat etsin. Ay hiç söyler miyim canım? Niye söyleyecekmişim boşuna?
Ama geçen gün ben de sana coğrafyadan kopya vermiştim. Vermiştin de yanlış söylemiştin. Öğretmen düzelttiydi. Ne oluyorsunuz lan? İki saattir kapıda dırlanıyorsunuz. Hiç canım. Bugün ikimiz de öğretmenimizden aferin aldık da onu konuşuyorduk. Sen ne yaptın ya Kantar? Ne yapacağım? Aklım fikrim nutuklarda. Seçimler yaklaştı, ne öyle? Ah, birden çok heyecanlandım. İnşallah birinci oluruz. Ne birincisi lan? Futbol maçı mı bu? Kulüp seçimi değil mi bu? Hadi oradan deli sen de. Milletvekili seçimi. Aa, yani mebus olacaksınız. Ah, inşallah o günleri de görürüz Kantarcığım. Bana bakın. Şimdi şöyle ikiniz de karşıma geçin oturun. Yazdım şu seçim nutuklarını bir dinleyin ha, bakalım. Olur Aslan Kantar. Kız geç hele. Geç. Ya ya ya. Şa şa şa. Kantar Kantar çok yaşa. Ya ya ya. Şa şa şa. Kantar Kantar çok yaşa. Lafa başlamadan alkışlanmaz. Aa, niye öyle diyorsunuz beyefendi? Kürsüde görünür görünmez alkış kopartacaksınız ki gösterişli olsun. Aferin kız, doğru dedin. Aman Kantar, parayla adam tutalım da alkışlasınlar. Lan olmaz öyle şey. Maça mı çıkıyoruz? Şimdi beni iyi dinleyin. Sevgili ve kıymetli ve de vefakar hemşerilerim. Yaşa! Bu yüzden alkışlarınıza teşekkür ederim. Şimdi şu karşınızda gördüğünüz hemşeriniz memleketi için yapamayacağı hiçbir fedakarlık yoktur. Lan burada alkış var. Alkışlasanız lan lan. Değerli misafirlerimiz, sözlerime son verirken Ev Köpeklerini Koruma Derneği adına hoş geldiniz der, iyi eğlenceler temenni ederim. Gülür, ayağa kalktı alkışta. Kalk kalk kalk. Bravo, bravo. Babana bak oğlum. Ne var? Centilmen erkek. Ne demezsin? Klibik centilmen. Ya Gülür, söyleme bu kelimeyi Allah'ını. Ay canım, bir harikaydın. Harika. Kantar Bey, nasıl güzel nutuk attım ama. Hoca. Vallahi Demir'cim, nutuk dediğinde böyle olur ama. Ah Dilcan'cim, sen Kantar'ı görecektin nutuk atarken. Aa, bırakın bunları şimdi. Biz buraya eğlenmeye geldik. Hadi Dumucuğum, dans edelim. Güzelim, bu dansı bana lütfeder misin ha? Tabii Dumur. Ne var ya? Bizim başımız kel mi? Kalk biz de dans edelim. Yürü. Şöyle gelin ha. Yo, ben bu dansı beceremem ben. Ama ne var bunda beceremeyecek? Benim gibi kıvırıver. Tut! Konuşma, sümsün yen. Göbek havası değil ki şimdi Nuriye'nin haline bak. Ya Kantar'a bak, Kantar'a. Allah'ın hazırım lan, önüne baksana. Bir tane de peşem. Çekil şuradan sirkari. Kusura bakma şükürüm. Hadi bakalım, evleneceğimiz günün şerefine. Tez vakitte inşallah. İnşallah. Ev Köpekleri Güzellik Yarışması başlıyor. 8 numara Holding. 6 numara Pamuk. 3 numara Ponç. 5 numara Melissa. Yılı numara Tiff. 14 numara Freddy. 16 numara Notina. 20 jüriden oylama sonucunu bekliyoruz. Efendim, şimdi jüriden oylama sonucunu aldım. Ev Köpekleri Güzellik Müsabakası sonucunu açıklıyorum. Üçüncülüğü kazanan 6 numaralı Pamuk. İkinciliği kazanan 5 numaralı Melissa. Ve Köpek Güzellik Yarışması birincisi 8 numaralı Poldey. Alkışlarla.
Efendim, şimdi armağanları sunacağız. Sayın Timur Hak ben, üçüncülük armağanını takdim edecekler. Lütfen. Tebrik ederim, teşekkür ederim. İkincilik armağanı Sayın Veteriner Atçıoğlu takdim edecekler. Ve birincilik armağanı Sayın Nuri Kantar Bey takdim edecekler. Efendim, hayatımda hiçbir kopya armağan girmemiştim Tiyecan Hanım. Buyurun efendim, tebrik ederim. Seni de tebrik ederim. Yurt dışında bizi başarıyla temsil edersin inşallah. Ay Allah kahretsin, koş benim. Yaşasın Kerim Bey. Ay döndü, ne cana yakın Kerim Bey. Can Bey de nereden çıkardın, Kerim de olsun. Kerim. Hadi içelim. Demeyin Ayşe Hanım, bir tuhaf oluyorum. Osman, şekerim, tez vakitte evleniriz inşallah değil mi? İnşallah, doğruluyorum. Yaşalar Osman, seneye de düğününüzü ben yapacağım. Hadi şerefinize. Şerefinize. Dalga mı geçiyorsunuz benden? Ayı oynatır gibi ortaya almışsınız beni. Estağfurullah. He? Ayı dedin de aklıma geldi senin. Söz koydurma beni. Kantar bana ne zaman atalarımız ne buyurmuş diye soracak olsa ben hemen ayıya sormuşlar. Ensen neden kalmış? Gelim ağabey. Kerim. Bırak şimdi kantarı döndücüğüm. Sen çok güzel şarkı söylersin. Hadi bize neşeli bir şarkı söyle canım. Hadi döndücüğüm, bizi kırma bakalım ha sevgilim. Bilmem ki nasıl olur. İster. Madem ki bu kadar ısrar ediyorsunuz peki. Canım döndüm benim, hadi bakayım. Saymadım kaç yıl oldu. Sen elin olalı. Bilmem mi yüzün gördü mü, gülmedi mi? Ayrıldık ayrıla. Kantar, şuna bak, nasıl çalım atıyor. Seninki şimdi şakıyacak. Ne? Ne? Hocası duyacaksın.
Sizlere şimdi Verdi'nin La Traviata operasından Violetta'nın aryasını söyleyeceğim. Tra voi saprò dividere il tempo mio gioconda. Tutta è follia, follia nel mondo, ciò che non piace. Odio la fugace rapido, il gaudio dell'amore, il fiore che nasce e muore. Rahmet geliyor. Bilmem. Odiam, fucida, fucida il mondo. Stop ya, almaya gideceğim. Yoksa bana çok kızar, çok. Lan bu kafayla mı? Gitmesem çok kızar. Başüver lan kantarı. Kantar da kim oluyor? Ben kendi başıma bir firmayım. Fazla yüz verme o kadara. Ne demiş atalarımız? Ne demiş atalarımız lan? Burada sormuşlar. Ense kokun neye kalın diye. Yalancı sirseri. Beni görünce hemen geçtirdin değil mi? Her zaman Ayya sormuşlar dedi. Konuşma. Şimdi ben konuşacağım. Bu ne hal lan? Meşveret mi kurdunuz? Şey kantar döndü bana demiş. Cezavat kafalı karı. Bu ne hal lan? O hal iyi bir hal değil sayın kantar. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Söyleyin şimdi ne olacak? Ne olacak? Tümden kovulacağız. Kovulmayacaksınız Sayın Kerim Beyefendi. Heh. Sana daha ağır bir ceza vereceğim. Sen var ya... Heh. Aha bu Ayşe'yle, Ayşe kızla seni evereceğim. Aman aman beni kovun Sayın. Kovulmayacağım seni. Beni öldürmeyin, beni kovun. Kovulmayacağım lan, bu Ayşe kızla evlendireceğim aman seni. Hapşırma Timur, hapşırma. Sinirlendirme beni. Hep sus sen de. Mani olabilirdin efendim, mani olabilirdin. Ay benim elimde mi karıcığım, sultanım? Ben yağmurun yağmasına nasıl mani olabilirim ha? Timur tepemi attırma benim. Ben sana yağmura mı mani olabilirdin diyorum. Anlamadım karıcığım, güzelim kızma. Ben neye mani olabilirdim ha? Davetlilerin gitmelerine. Erkek değil misin? Gücünü gösterseydin. Evet, erkeğim. Erkek olacak, şuna bak. Biraz ıslanınca hapşu, hapşu, hapşu. Çıt kırıldım, sen de. Ama yeter karıcığım Allah aşkına. Ne dedin, ne dedin? Yeter dedim, anladın mı? Ağzından çıkanı kulağın duysun Timur! Kulağım da duyuyor, ne söylediğimi de pekala biliyorum! Yeter artık be, yeter! Timur ne oluyor sana? Elinin körü oluyor! Yok mani olacakmışım, yok hapşırmayacakmışım, yok nefes almayacakmışım, yok konuşmayacakmışım! Timur kendine gel, delirdin mi? Evet, delirdim! Hep komşular duyacak! Duyarlarsa duysunlar be! Yetti artık yahu! Erkek görsün gözünüz! Erkek göz açmayayım, kılmık gibi göreceksin! O kadar! Çekil hadi! Hadi hanımefendim bırak! Bu ağlamalara karnımız tok bizim! Erkeğim ya, çekil! Erkek be! Nuri Kantar! Nuri Kantar! Beni dinle Nuri Kantar! Erkek görsün gözün! Erkek! Erkek! Nuri ya! Kulağına bir erkek sesi geldi ne? Mi? Ne?
Kulağına erkek sesi geldi mi? Ama ben erkek sesi falan duymadım Kantar. Bana öyle geldi de. Hadi kalk 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 yatalım. Yürü yürü. Of be! Of be! Dünya varmış be! Hey! Hey! Yok kardeşim yok. Bana tüysür edemezsin. Sana bir defa uydum. Ondan sonra Tijen'e bir çıkış yaptım. Sabahleyin Tijen acısını kat be kat çıkarttı. Yok. Senin hatırın için ben huzurumu bozamam. Bırak Allah'ını seversen. Sakın bir daha bana atma. Gari senin sınıfın belli oldu. Klinikleri sınıfından 125 numaralı tümör hakmen. Ne dersen de bana vız gelir. Vız gelir. Sen onu bunu bırak da şu gazetedeki resimlere bak. Dur bakayım lan, buranı ettik. Amanın, amanın mahvoldun. Amanın hapı yuttuk, hapı yuttuk. Niye hapı yuttun Dünürcüm ha? Neden olacak? Bu resimleri buraya kim koymuş ha? Beni zevk sefa adamı zannedecekler. Mahvoldum. Lan katip, bu gazeteleri derhal topla. İmkansız efendim, Anadolu baskıları çoktan dağıldı. Öyleyse tekzip et. Niye tekzip ediyorsun Dünürcüm? Bırak Allah'ını seversen. Allah Allah, resim hiç tekzip edilir mi? Yandık, mahvolduk. Bu hafiflik lan. Müsaade ederseniz efendim bir önerim var. Nedir? Seçim bölgesine Yinge Hanım'ı da beraber götürün. Neden lan? Aile birliğinizi seçmenler yakından görmüş olurlar. Ya öyle mi? Ha, aferin. Aferin. Hoşuma gitti lan. Hoşuma gitti. Böylece aile birliğimizi görmüş olurlar diye mi? Aferin, hoşuma gitti. Zaten son yıllarda politikacılar böyle eşleriyle seçim bölgelerine geliyorlar. Bir moda oldu. Burhanettin, oğlum saçımı dara. Dur kız, o kadar heyecanlıyım ki diyeceğim. Alışık değilsin de ondan Nurişim. Ha, ona da alışırız şekeri. Dediklerimi sakın unutma. Aman damat. Yazhaneyi iyi idare et. Koruyayım seni bakayım ha. Siz hiç üzülmeyin babacığım. Aman Dünürcüğüm, biz de varız. Hiç merak etme. Babacığım başarılar. Doğrusu hiç istemiyordum ama ne diyelim. Bir şey deme kızım. Politika bu. Bu da hastalık. İnşallah çabuk kurtulursunuz bu hastalıktan. İnşallah. İnşallah. Kapat çeneni de yürü. Müsaadenizle dua edin Tijan Hanım. Güle güle Nuri Bey. Rica ederim. Hadi Allah'a ısmarladık diyeceğim. Hay çenen. Güle güle Osman. Kendine dikkat et, hem üşütme. Hadi güle güle. Hadi hadi hadi, yürü yürü. Kakalama canım Allah aşkına. Hadi kızım. Lan kadın, çenesi bir şey görsene. Canım bitip kalkma. Sağ ol Katip Bey. Sağ ol. Sağ ol. Güle güle. Güle güle. Olur olur. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Su gibi gidip gelirler inşallah. İnşallah, inşallah. Timur, Timur. Efendim? Hadi bakalım sen de bara başkanlığı çalışmalarına. Oh. Marş marş. Hocam. Kantar'ın rakibi Hüda verdiği Kuşkonmaz oğlu Kantar'ın seçilme şansı olmadığını söyledi. Lan cibiliye bak. İki seçimdir kazanamadı, kendine bakmıyor da. Aman aldırma Kantar, el alemi lazım. Torba değil ki bize canım. Aman şu yoldana bakın, geçi yolu gibi. Bu yolu da yaptıralım. Onu da kaydet Katip. Olur efendim. Aman bu torba öleceğim Kantar. Lan yürü ya, bu tozların içinde yetiştin sen be. Aman insan niye çabuk alışıyor Kantar. Köy göründü. Şimdi tozdan kurtulacağız. Ne oldu Osman? Yastık patladı. Tam sırasıydı. İnin bakın. Bakın. İkisi birden gitmiş. Aman tamam hadi oldu oldu. Kaçta orada olmamız lazım bizim? 10 dakika sonra efendim. 10 dakika sonra mı? Çabuk çabuk çabuk. İnin bakalım, inin.
Kıvrak olun, kıvrak olun. Seçmeni bekletmek, oy kaybetmek demektir. Evet, evet. Hadi yürüyün, 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 yürüyün. Sen Cemal, sen değil, nöriye. Yürü, yürü, yürü. Yürüyün, nöriye. Aman kantar, öldüm, bittim, mahvoldum. Sık dişini nöriye, az kaldı. Güzel, çok güzel. Nedir lan güzel olan? Efendim şu karşıki tarlada bir eşek var, sahibinden kiralayalım. Amanın eşeğe mineceğiz. Tabii efendim, koya otomobil yerine eşekle gidersek daha bir samimi olur. Müsaadeniz efendim. Yürü yürü kirala. Çilekeş. Niye durduk? Ne oldu kantar? Çentemi tut bağlı. İn bağlım şimdi aşağı. Aa. Koya böyle girilmez. Her şeyin bir örf adeti var. İn bakalım. Aman. Şöyle. Şimdi ben gineceğim aşağı. Allah şükür. Oh. Sen de böyle nöriye ben markamdan geleceksin. Geç bakayım. Beyefendi tam politikacı oldunuz. Lan Kedip çentemi vir bakalım. Ha, buyurun efendim. Vir vir vir. Nöriye iki adım arkadan yürü bakayım. İyi iyi. Hep göz boyayacağız zaten. Lan Katip, oğlum bizi kimse karşılamadı lan. Hani atıp tutuyordun şu kadar adam hazır diye. Acaba muhaliflerin bir oyunu olmasın efendim bu? Kızdırma beni lan silseri. Koydan muhalifler adamı kaçırdı. Bir dakikanızı rica edeceğim efendim. Şu ziyaret listesine bir bakalım. Bak bakalım, bak. Aman Allah. Yani... Ne oldu Katip Bey? Yanlış koya geldik. Öyle mi? Amanın çabuk toparlanın. Bizi kimse görmeden koydan kaçalım. Çabuk olun. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Kıymetli hemşerilerim. Artık bu devirde bütün hizmetleri ayağınıza getireceğiz. Siz zahmet buyurmayın. Biz zahmet buyurup hizmetleri ayağınıza kadar getirelim arkadaşlar. Elektrik, hava gazı, televizyon, kooperatifler kuracağız. Yollar yapacağız, okullar açacağız. Bu da bir başka türlü atıyor yeğenim. Ortaokul istiyoruz. Ne ortaokulu? Ortaokul küçük kalır. Ben buraya arkadaşlar lise açacağım. Kardeşim lan burada tam teşekküllü bir ilkokul yok, lise açacağım. Bırak diyor. Kardeşim konuşsunlar, onlar 30 gün konuşacak, biz bir gün konuşacağız nasıl olsa. Alkışlarınıza yürekten teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, size de düşen görevler var. Çalışacağız arkadaşlar. Çok çalışacağız. Size müjdelerim var. İktidara geçersek bu sizin kasabanızı vilayet yapacağız. Ne vilayeti? Merkez hükümet bile yaparız. Amma dağıtıyor. Merkezi hükümet olur mu? Biraz fazla oldu efendim. Fazla. Öyle mi? Aman sus. Merkezi hükümet dediğimse yanlış anlaşılmasın. Şehrin merkezine bir hükümet konağı yapacağız. Sanat okulları, liseler, hatta fakülteler açacağız, fabrikalar kuracağız, mutlu günler bizim değil. Bana bak oğlum, nöriye nerede? Nöriyeyi kaybettik lan. Kalabalıkta bir ara görmüştüm ama efendim. Bana bak, bunun nöriyeyi katliyen konuşmam ha, onları. Buradayım kanta. Aman. Yol verin arkadaşlar. Arkadaşlar yol verin. Yol verin hayat arkadaşıma, yol verin. Geç şöyle, geç 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 geç. Çok muhterem vatandaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Bana ve partimize karşı gösterdiğiniz bu alakayı sandık başında da göstereceğinizden şüphem yok.
Muhaliflerimizin bütün uğraşlarına, iftiralarına rağmen seçimi biz kazanacağız. Memlekete bereket getireceğiz. Fakirliği kaldıracağız. Her evin bacası tüzecek arkadaşlar. Israflar son bulacak. Cenab-ı Allah'ın izniyle biz kazanacağız seçimleri arkadaşlar. İktidara gelirsek hiç şüpheniz olmasın, huzur getireceğiz. Ne huzuru, her şey getireceğiz. Fabrikalar kuracağız, sokaklardan sular akacak. Tüm borçlarınızı kaldıracağız. Az vergi alacağız arkadaşlar. Sayın Kantar, Sayın Kantar. Sayın Kantar, efendim biraz fazla atıyorsunuz. Karışma bana, hızımı kesme. Hiç vergi almayacağız. Söz veriyorum arkadaşlar. Sizi mutlu kılacağız. Muhalefet buraya vilayet yapacağız. Lan yandık, karıştırdık lan. Şehir nutkunu ver lan, bu değil. Efendim ben değil, siz karıştırdınız. Bu nutku daha önce. Ulan onu kasabada okuduk. Ver. Mehterem vatandaşlar. Bu sizin şehrimizde fabrikalar kuracağız. Üniversite açacağız. Hiçbir öğrenci sokakta kalmayacak. Her öğretmene bir öğrenci, her öğrenciye bir sıra vereceğiz. Böylece eğitim sorunlarımızı kökünden halledeceğiz arkadaşlar. Tüm olasılıklarımızı kullanarak beyaz günlere geleceğiz. Tüm mutlu yarınlar sizindir. Müreffeh bir memleket yaratacağız. Nurlu ufuklar bizimdir arkadaşlar. Ne hayya! Aman ne kalabalıksın. Bu seçimi garanti kazandık. İnanamadım lan. Omuzlardan aşağı inmediniz baksana. Allah indirmesin. Ah! Cicenin görmesini isterdim. Nereye? Gel yumurta yarıştıralım. Hayır. Ama ben vuracağım. Ha, öyle mi? Hadi vur bakalım, vur. Duruldu, şuna bak. Vurma dedim ya, vurma. Kafanda kırarım şimdi ya. Aman. Oh. Yavrucuğum, ağzına kaç gündür bir şey koymadın. Ay canım istemiyor dedim. Düşün bir kere, o Nuriye karısı Mebus Hanım olacak. Canım, bırak şimdi bunları, yemek yemelisin. Yemek yemeden yaşanamaz ki hayatım. Sen benim yaşamamı istiyorsan dediklerimi yaparsın. Emret karıcığım, derhal yaparım. Senatör olacaksın. Anlamadım. Senatör olacaksın. Senatör mü? Peki karıcığım kime söyleyebilirim? Beni senatör tayin edin diye olur mu yani? Gene saçmaladın. Tayinle değil seçimle. Derhal bir partiye gireceksin. Senatör olacaksın. Nasıl olsa Nuri Kantar Bey senatör de olamaz. Peki bir deneyeyim bakalım. Derhal. Ama derhal. Olur. Ah canım. Ah şekerim, nasıl da iyileşiverdi hemencecik. Durun. Sıra sizin. Acele etmeyin, herkes sırayla girecek. Evvela imza edin. Sizin karneniz. Karnenizi verin lütfen. Tamam. Siz de imza edin. Mühürü al bakalım, mühürü. Hadi. Evet. Niye o kadar heyecanlısın? Babamın kazanmasını istediğim için. Hadi bakalım damadım. Sayın Kantar, oyunuzu kullandınız. Neler hissettiniz? Oyumu kullandım. Vatandaşlık görevini yapmanın huzuru içindeyim. Sayın Bayan Kantar, siz neler duydunuz? Hiçbir şey duymadım. Neler konuştuklarını da bilmiyorum. Kimin efendim? Kimin olacak diyeceklerin. Kim oy vereceklerini de bilmiyorum. Lan kadın! Lan ne biçim konuşuyorsun? Timur! Şu Nuriye'nin çalımına bak. Sanki seçimleri kazanmış gibi. Gibisi fazla, baksana. Kazanırsa yandık. Nuriye, ben şimdi partiye gidiyorum. Senin çocukları bekle. Ben sonuçları partiden takip edeceğim. Aman Kantar, kurban olayım, az kaldı. Akşama inşallah mebus olarak beklerim, he mi? Hadi güle güle canım. 1347 oğlu sandıktan çıkan oy adedi 3457. Sonuçları aldıkça... Ay, deli olacağım. Neden karıcığım? Yahu Kantar dinirimiz. Ben Kantar Bey için söylemiyorum ki, Nuri aklıma geliyor. Şimdi kim bilir nasıl beni deli eder. Sinirlenme karıcığım, sinirlenme. Şimdi yeni aldığımız seçim... Aman yazın kaçırmayın kardeşim. Deminkilerini kaçırdık, bunu kaçırmayın. Yazın. 1, 2, 3, 5.
Tamam. 2000 oy ileride. Yo, yanlışınız var. İnişte tam 2075 oy ileride. Ya. Döndü, seninki doğru. Elbette. Biz daha ilkokulu bitseli bir hafta oldu. Değil mi? Sus kız. Karıştırma şimdi onları. Şey, aman damat bey oğlum. Sakın oyları karıştırma. Hani bir denelim, bir de kıymeti var. İnanmazsanız bir daha toplayalım. Ha, topla topla. Aman, bizim Dünür arayı adam akıllı açıyor. Şimdi Nuriye'yi görmek lazım. Sevinç'ten göbek atıyordur. Yurdun değişik bölgelerinden aldığımız haberlere efendim, göre... Efendim telefondan istiyorlar, şeyler olsun. Söylem, evet, siz takip edin kardeşim. Ha söyle. Evet söyle. Burada efendim. Ha tamam. Şerafettin. Dinliyorum oğlum, seni. Konuş 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 dinliyorum. Ha, hadi. Ha, gözlerim. Ha ne? Söyle evet. Nasıl bağır. 9 yıl sandık mı dedin? Bağır oğlum. Ha, ha. Efendim oğlum. Söyle, kaç dedin? Bağır oğlum bağır, dinliyorum seni, hadi bağır dedim sana. Ya kardeşim oğlum, bağırma, dinliyorum ya. Sana bağır. Demedim lan, sen bağır evet, oğlum. Otur mi? Lan bağır, tamam, bağır. Oğlum bağır. Bağır kardeşim. Bağır oğlum, lan, anlamıyor bağır, musun? Açılan sandık sayısı 340. Oyların dağıldı. Allah canını alsın inşallah, aman. Aman aman, öyle kız yok ki şu kantara. Evin bütün eşyasını yeniledi de şu radyoyu yenileyemek. Anneciğim bırak şimdi bunları. Benim şu pilli bir radyom vardı, ne oldu? Ama ne olacak, gönderme, biraz kaldı. Aa, siz vermediniz miydi onu bana? Döndü, koş getir şu radyoyu. Hadi, hadi yürü. Açılan 340 sandıktan çıkan oyların partilere göre dağılışını dinlediniz. Kantarın partisi arayı iyice açtı. Şimdi ama sinirlendirme beni. İnşallah kazanamazlar. Aa, niye kapattın karıcığım ya? Hazır mı diyeceğiz? Şimdi sayın dinleyiciler, açılan sandıklardan... Söylesene Timuçin ne diyor? Ha vallahi de ama sen insanı çat diye ortadan ikiye çatlatırsın. Anne Timuçin ne yapsın, pili bitmiş radyoya. Aman daha yeni aldıydım pillerini, hemen de bitiveriyor. Nerede o eski piller? Ah kantar bir kazansın, bütün bunların hepsi düzelecek. Susun ya, zaten bir şey duymuyor be. Dur yaz canım. Açılan sandık sayısı 1047. Hay Allah, kahretsin bu radyoyu be. Heh, evet evet. Bizim parti 3466 oy. Eyvah, karşı parti 9999 oy. Aa, 999'u viren bini de virir. Kız kız, ağzından yel alsın. Arayı kapatıyorum. Bir dakika, bir dakika. Resmi olmayan sonuçları veriyorlar. Açılan sandık sayısı 2000. Hay Allah, kahretsin bu radyoyu ya. Aman ha. Ha, ha, evet oğlum, konuş konuş, benim, Şerafettin oğlum, bütün sandıklar açıldı mı, ha söyle. Ne yapalım, sağlık olsun oğlum. Peki, öyle mi oldu? Kısmet, üzülme. Şimdi seni görmek isterim. Aman Tijen'cim, biraz ayıp olmuyor mu ha? Kime ayıp olacakmış? Kime olacak canım, Nuri Kantar'a. Nuri Bey'in kaybedişine ben çok üzüldüm. Ama Nuriye'nin bozum olmasına sevindim. Artık onu deli edeceğim. Hadi, hadi Nuriye'lere gidelim. Olacak şey değil Kantar. Üzülme, üzülme. Biz seçimi garanti kazandın gözüyle bakıyoruz. Hala inanamıyorum babacığım. Gerçekler acıdır ama ben sevinçliyim. Neymiş o sevincin? Niye olacak? Babam seçimi kaybettiği için. Hadi hadi zoruna bak. Üzülme Nuriş. Seneye beraber seviniriz. Timur senatör oluyor. Aa, sahi mi baba? Anan öyle istedi evladım. Eh, o da hevesini alabilirsin. Heves değil, ideal. Eğer Nuri Bey de idealist olsaydı kazanırdı. Ama üzülmeyin, olan olmuş. Üzülen falan yok Çiğcan Hanım. Bu seçimler bir gerçeği ortaya koydu. Millet kimi seçeceğini çok iyi biliyor. Cican Hanım, parayla milletvekilliği olunmuyor gayri. Hele olmayacak şeylerle vaat ederek milleti kandırmaya kalkmak... Yeter, yutmuyor gayri millet. Nuriş'e bakın, hevesi kursağında kaldı. Aa, Kantar dünyasına kavuştu. Bize bundan büyük sevinç mi olur Tijen'cim? Tijen! Sarık Tijen! Uzun Tijen! O kadar Tijen! Aa! Aa!
Kavak dişe! Yaşa! Öyle köpekleme der, kulaç atacaksın. Kız kız delirme! Ben suyun yüzünde zorduruyorum. Nasıl kulaç atacakmışım? Ayıp! Koskoca kadın çocukların havuzunda mı yüzer? Diyeceğim, kızdırma beni! Kocaman havuzda da yüzerim. Boğulursun canım! Kantar'ın politikada boğulduğu gibi sen de burada boğulursun. Canım, kantar'ın cüzdanı can yeleği gibidir. Kolay kolay boğulmaz. Lan iyi yoruldunuz ha! Bir el soğuk dondurma yiyin, çentemi bir. Hadi yürü olsun, yürü. Ya nerede kaldın Dünür? Nerede olacağım? Alman heyetini fabrikayı gezdirdim. Yarın açılış yapacağız. Ben de bütün davetiyeleri gönderdim. Dünür, Almanlar fabrikayı görünce yediği gazı anladılar. Lan ne adamsın, ne domuzsun, oturacağın yeri seçmişsin. Tijan Hanım görmedi mi? Yoksa oturabilir miyim? Beni fabrikada zannediyor. Bak, sokuşlarına bak. Kantar, havuzun içine düşeceksin ya. Amanın benim ne ya? Yüzme de bilmez. Ne diyorsun deli karı? Amanın geçiyor, boğuluyor benimki. Amanın boğuluyor. Yüksün. Yüksün. Allah Allah.